Sayın Başkan, değerli mesai arkadaşlar, güzel organizasyon için, güzel akşamda aramızda ağırladığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de Sayın Başkan'ın az önce konuşmasında hak ettiysem ne mutlu bana, ama belki de çok hak etmediğim ifadeleri için dahil kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çocuklu benim 8. görevim. Tabii staj dönemini ve vekaletleri saydım. Bu çocukluktan önce çalıştığım 7 ilçemizde çok çeşitli şartlarda görev yaptım. Tabii her gittiğimiz ilçemizde belediyelerle beraber çalıştık, birlikte çalıştık. Ama her yerde benzer duyur, benzer anlayışı da bulduğumu söyleyebilirim. Biz Turgutlu'da göreve başladığımız günden beridir Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kaymakamlığı olarak iki ayrı kurum, iki ayrı birim gibi hiç düşünmedim. Böyle hissetmedim. Burada asıl olan Turgutlu'ydu. Turgutlu'da yapılması gereken bir iş varsa asıl olan bu işin yapılması. Bir hizmet üretilecekse de bu hizmeti üretilmesiydi. Gerçekte de olduğu gibi iki kurum da zaten bunun için vardı. Dolayısıyla iki kurum adına hepimiz bu hizmetin, bu görevin bir ucundan tutmaya çalıştık. Hiçbir zaman ayrı bir kurum gibi hissetmedik. Ama biliyoruz ki Türkiye'de bunun aksini işleyen yerler var. Bazen kurumlar arası sıkıntılar olur. Hatta bazen kurumlar arası az uyum şimdi yumuşatayım. Bazen bazı işlerin yapılmasında bırakın yardımlaşmayı tersine birbirine kek bulmaya kadar var. Ama netice itibariyle bu hiçbir zaman doğru bir iş değil. Burada biz doğru olan, bize düşeni, görevimiz olanı yapmaya çalıştık. Zaman zaman aklımıza gelen bir projeyi belediyemize sunduk. Bu iş aynı zamanda belediyenin görev alanına girer. Böyle bir şey, böyle bir hizmetin de durduğunda faydası olur. Zaman zaman belediyemizden bize gelen konuları biz sahiplendik. Onun sahibi şeklinde götürdük, belediyenin desteğini aldık. Çok çeşitli alanda belediyemizle birlikte burada hizmet verdik. Bunların içerisinde böyle bina anlamında, fiziki anlamda bir takım şeylerin üretilmesi olduğu gibi sosyal manada da pek çok projeyi birlikte gerçekleştirdik. Belediye personelimiz, kaymakamlık personelimiz gibi bir ayrım yok. Hatta aramızda sağ olsun arkadaşlarımız. Yani ailemizin mimarı, ailemizin mühendisi, birbirimize öyle hitap ettik. Önümüze bir konu geldi. İşte belediyeden şununla görüşüp veya şu birimle görüşüp önce onlar baksınlar diyor. Sağ olsun onlar da bu konuda şimdi yazı gelmedi. Talimat yok. Demediler. Yani neticede belediye başkanlarımız ve bizim bu konudaki tutumumuz açık olunca onlar da koşturdular. Biz Turgutlu Belediyesi'nde çalışan tüm arkadaşlarımızdan, daha sonra kararı gerektiren konularda belediye meclis üyelerimizden, belediye başkan yardımcılarımızdan, belediye başkanımızdan ve bu desteği gördük. Ama yardımlaşmak, karşılıklı böyle destek olmak, başta da söylediğim gibi asıl olan Turgutlu'da bir hizmetin görülmesi ise bu anlayışla bakılıyorsa doğru olan da bu. Neticede bazı hizmetler belki olabileceğinden daha kolay yerine geldi. Belki bazı ilave hizmetler oldu. Baktığınız zaman da bunların pek çoğu ortada. Şimdi sayarsak şey olur, farklı olur. Ama en küçüğünden en büyüğüne kadar. Yani fakültesinden spor salonuna, çeşitli okullardan hemen sosyal yardımlaşmaya dayanışma vakfıyla onardığımız AŞT hizmetlerine kadar. En son işte bitmek üzere olan konutlara kadar.
belediyenin pazar yeri projesinden işte ver idaresine hadi diğer bunları, bunların idaresinin güçlendirme kararı var, güçlendirmeyelim, yıkan yerini de orta parkta ilave edelim anlayışına kadar. Yani gaz kışmesi de oldu. Yani pek çok konuda beraber hareket ettik, beraber çalıştık. Gerektiğinde biz direkt belediyedeki bir mamur arkadaşlarımıza yardım istedik veya şöyle bir konu var. Tabii bunların hepsi sizlerin de bize gönlünün kapısını açmasıyla gerçekleşti. Biz Turgut'ta bir şey yaptıysak, bir şey yapabildiysek, bunda sizlerin çok büyük katkısı var. Çok büyük emeği var. Netice itibariyle biz görevimizi yapıyoruz. Az önce Başkan Bey'in ifade ettiği gibi biz tayine tabi devletlendiriyoruz. Nöbet usulü çalışıyoruz. Nöbetimiz doldu. Aslında bizim evet, biraz da olsa malumunuz, birçoğunuz biliyorsunuz. Geçen sene Yeşil'de oldu bizde. Prensip Dağzan Müslüman Yeşil'desi. Biz bir sene özel mazeretimiz dolayısıyla görevi uzattık. Bu sene bu tayini bekliyorum. Tayin sürecinde de haberimizde olduk. Şimdi bir başka yere gidiyoruz. Yabancısı olduğumuz bir yer değil. Daha önce çalıştığımız bir yer. Göreyi biliyoruz, yörenin insanını biliyoruz. Ama ben hep ifade ediyorum. 9. yer olmasına rağmen bu sefer çok böyle vedalaşma şeyinde değil. Yani bu duygu hissetmiyor. Hissettiğim duygu, hani görüşürüz, az muhatap dersiniz ya, sanki öyle gibi. İnşallah bundan sonra da görüşeceğiz. Bizim Turgutlu'dan, sizlerden, Turgutlu'da hemşehrilerimizden kopması mümkün değil. Biz Turgutlu'yu çok sevdik. Turgutlu'yu çok sevdik. İnşallah hep iyi vesilelerle görüşürüz. Turgutlu'ya hep iyi vesilelerle geliriz. Ama bizim bulunduğumuz yerde de sizleri bekliyoruz. Bulunduğumuz yerde sizin de bir kardeşiniz, abiniz, dostunuz nasıl tabir ederseniz bir kapınız olduğuna lütfen emin olunuz. Başkanım az önce haklarınızı helal etti, sağ olsun. Biz görevimizi yaptık, biz bir hakkımız olduğunu düşünmüyoruz. Vazifemizi yapmaya çalıştık. Yapabildiysek, başarabildiysek, ne mutluysa. Ama varsa eğer bir hakkımız, o hakkımız da helal hoş olsun. İnşallah görüşeceğiz. Hep iyi vesilelerde de görüşmeyi istiyorum. Tabii birkaç gündür basın mensubu arkadaşlarımız her gün birkaç defa beni uğurluyorlar. Her akşam uğurluyoruz. Ama yok, salı günü, pardon, çarşamba günü gidelim zaten. Çarşamba günü ayın 15'inde, sabahleyin sanıyorum 10.30 civarında artık kaymakamlıktan hareket edeceğiz. Buradaki görev süremizi ayı bir süre bu şekilde tamamlayacağız. Bir başka yerde nasipse başlayacağız. Ben Turgutlu'da çok güzel duygular yaşadım bu hastalık içerisinde. Bunun için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin şahsında bütün Turgutlu'ya teşekkür ediyorum. Biz Turgutlu'yu ve Turgutlu'larını unutmayacağız. Dediğim gibi siz de bizim olduğumuz yerde bir kardeşimiz olduğunu inşallah görmüşsünüz diyorum. Bu akşam için ve geçtiğimiz 6 yıl için, her şey için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.